Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Mart 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, öncelikle ayın konu başlıklarına kısaca bir göz atalım. Güneş 20 Mart'a kadar Balık burcunda parlayacak. 20 Mart'tan itibaren Koç burcuna geçişini yapacak. 3 Mart itibariyle Mars İkizler burcundaki seyahatine başlıyor. 13 Mart'ta Balık burcunda yeni ay doğuyor. 21 Mart'ta gezegeniniz Venüs Balık burcuna geçiyor ve 28 Mart'ta Terazi burcunda bir dolunayımız var. Evet, sizin için önemli bir ay Mart ayı. Sevgili teraziler, Mars'ın 3 Mart itibariyle İkizler burcuna geçişi enerjinizi de hemen ay başından itibaren güçlendirecek, motivasyonunuzu arttıracak, daha dışa dönük, daha cesur, daha girişken olacaksınız. Mars seyahatler, iletişimle ilgili konular, eğitimle ilgili aktivitelerde ay boyunca size çok daha güçlü destekler verecek. 13 Mart'ta Balık burcunda yeni ay doğuyor. Her yeni ay yeni olasılıkları da gündemimize getiriyor. Balık yeni ayı sizin 6. evinizde doğacak. Yeni ayın hemen ardından Merkür'ün 15 Mart'ta ve 21 Mart'ta da Venüs'ün Balık burcuna geçişi 6. ev konularınızı da tabii ki daha aktif hale getirecek. Yeni bir iş, mesleki alanda bir adım atabilirsiniz bu yeni ayda. Günlük hayatınızı gözden geçirmek, düzenlemek, hayatınızı iyileştirmek, sağlığınızla ilgili bakımlar, tedaviler, kişisel bakım, estetik, güzellik ve benzeri konular da tabii ki gündeminizde olabilir. İyileştirmek adına, günlük hayatınızın kalitesini, yaşam kalitenizi arttırmak adına önemli farkındalıklar olabilecek bir dönemdeyiz ve yeni girişimler söz konusu olabilir. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Kişisel doğum haritalarınıza lütfen bakınız. Yeni ay 23 derece Balık burcunda doğacak. Bu nedenle 23 derece ve yakınlarındaki kişisel gezegenleriniz varsa ve özellikle bunlar değişken burçlardaysa bireysel etkileriniz çok daha güçlü olabilir. Özellikle Venüs'ün 21 Mart'tan itibaren Balık burcuna geçişi sizi maddi manevi destekleyebilir. Bu sağlık anlamında da bir sorununuzu çözmenizi sağlayacaktır. Tabii ki güzellik anlamında yapmak istediğiniz çalışmalar varsa, bakım örneğin ya da estetikle ilgili bir uygulama, 21 Mart sonrası bunlarla da ilgili alanlarda daha verimli sonuçlar alabilirsiniz. Giyim, kuşam alışverişleri de olabilir, imaj çalışmaları olabilir veya yine meslekle ilgili, işle ilgili belki bazı yaratıcı çalışmalar ya da alabileceğiniz ekstra eğitimler olabilir. Bunlara da daha rahat odaklanabilirsiniz. 20 Mart itibariyle Güneş Koç burcuna geçiyor. İlkbahar mevsimi de başlıyor artık ve ilişki evinizi aydınlatmaya başlayacak. Bu da tabii ki ilişki dinamiklerinizdeki enerjiyi öne çıkaracak. Ayın sonunda 28 Mart'ta burcunuzda bir dolunay var. Yılın en önemli etkisi sizin adınıza aslında burcunuzdaki dolunay. Her yıl burcumuzda bir yeni ay, bir de dolunay olur. Yeni aylar daha çok doğum günümüze yakın zamanlarda olur. Dolunayda Güneş burcumuzun tam zıttında olduğu, karşıt açısında meydana gelir. Bu dolunay 8 derecede meydana geldiği için sevgili teraziler, özellikle Eylül'ün sonunda, son haftasında doğan, Ekim'in ilk günlerinde doğan terazilerimizi daha çok etkiliyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 8 derece ve yakınlarındaysa bireysel olarak çok daha kadersel etkiler alabilirsiniz. Dolunay kendinizle ilgili önemli farkındalıklar da getirebilir size. Bu dönemde imaj değişimleri, fiziksel belki görünümünüzde bazı yenilikler de yapabilirsiniz. Sağlıkla ilgili fiziksel, ruhsal, bedensel sağlığınızla ilgili hassasiyetler olabilir. Özellikle bel bölgesi biraz daha hassas olabilir. Kronik sorunlara dikkat etmek gerekiyor dolunay dönemlerinde. İlişkilerinizle ilgili bazı dönüşümler olabilir. Süregelen ilişkilerinizle ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Veya toplumdaki statünüz, iş durumunuz, genel kariyerinizi etkileyecek adımlar atabilirsiniz. Bu dönem dikkat çekeceksiniz. Yani aile ortamında da, toplumsal alanlarda da içinde bulunduğunuz şartlar, yaptığınız bazı eylemler veya aldığınız kararlar sizin daha görünür hale gelmenizi, daha fazla dikkat çekmenizi
sağlayabilir sevgili teraziler. Doğum haritalarınızı da destekliyorsa maddi manevi bazı amaçlarınıza, hedeflerinize ulaşmanız da mümkün olabilir. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.